Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'e yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Yerli ve yabancı turistler tarihi çarşı ve mekanları gezdi. Deprem nedeniyle sıkıntı yaşayan esnaf ise turistlerin gelmesiyle umutlarının arttığını ve sevindiklerini söyledi. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Gaziantep'te hayatın normale dönmesiyle birlikte yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. Gaziantep'in tarihi mekanlarında ve çarşılarında alışveriş yaparak tarihi yerleri gezen turistler esnafın da yüzünü güldürdü. Deprem sonrasında bölgemize olan ilgi biraz azalsa da kesilmedi. Özellikle şu günlere depremin yaralarını sarmaya başladığımız andan itibaren Gaziantep'te bir yoğun bir misafir trafiğini görüyoruz. Bugün baktığımız zaman çarşı cıvıl cıvıl hareketli. Tabii depremin ilk günlerinde insanlar doğal olarak turizm hareketlerine ara vermişlerdi. Nisan ve Mayıs ayıyla birlikte rezervasyonların başladığını ve bölgede turizm yoğunluğunun arttığını, zaten Gaziantep güvenli bir kent, oteller olsun, başka yerler olsun, oldukça güvenli, depremden hasar almamış merkez bölümü. Otellerimiz de güvenli ve şu an otellerde yer yok. Mayıs ayında yer bulma zorluğu yaşıyoruz. Bütün insanlarımızı, bütün dostlarımızı Gaziantep'e gezmeye bekliyoruz. Yine bir normalleşme adına bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Depremdeki hasar alan yerler Gaziantep ilçelerinden Nurdağı, İstahiye gibi. Merkezde yıkılan bina sayısı çok az, parmakla sayılacak kadar az. Bunun yanı sıra oteller dediğin gibi güvenli ve yabancı misafirlerimiz de zaten bunu gelip birçok basın mensupları da gördüler. Basın mensuplarına da gösterdik biz. Bölge güvenli, gastronomimiz ayakta duruyor ve bu bölgenin desteklenmesi için tabii bu turizmle devam etmesi gerekiyor. Bu yalnız Gaziantep'e ait olan bir turizm değil, bölgeye hakim bir kent olduğu için Gaziantep'in yaşaması demek bölgedeki diğer kentlerin de yaşaması anlamına gelir. Biz Mayıs ayı ile birlikte sezonu açıyoruz. Bayram sonrasında oldukça yoğun bir yabancı olsun, yerli olsun bir misafir trafiği bekliyor efendim. Tabii deprem olduğu dönemde biraz sıkıntılar yaşadık ama şu anda iyiye doğru gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Yabancı turistler falan geliyor arada ama istediğimiz gibi değil, daha iyi olmasını bekliyoruz. Antep merkezde hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşanmadı. İşte Nurdağı, İstahiye, ilçe kısımlarımızda oldu yıkımlar. Ama çok şükür ki Antep merkezde hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadık. Yerli yabancı turistleri de bekliyoruz buralara. Antep çünkü bunu hak ediyor. Var mı? Üç tane değil mi?